Boşanmak isteyen karısını öldürmeyi kafasına koyan bir cani, zavallı kadını baba evinde kurşunlamaya kalktı. Üstelik o eve girmek için hırsız gibi davrandı. Gece yarısı balkona merdiven dayayıp içeri sızdı. Elinde de bir silah ve tam 3 şarjör vardı. İnanılmaz bir tesadüfle hayatta kalan kadın o dehşet gecesini anlattı. Evlendiğimden beri şiddet uyguluyor. Senin kafanı keseceğim. Sizi öldürmeye geldim. Bugün kurtuluşunuz yok. 10-11 yıldır yuva mı yıktınız? Baba evine sığınan karısının peşine düştü. Hırsız gibi balkondan tırmanıp içeri girdi. Seni öldüreceğim diyerek tetiğe bastı. Tutuklandı ama 35 gün sonra serbest bırakıldı. Derhal salıverilmesine diye hakim karar veriyor. Ya hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Elini kolunu sallaya sallaya 35 gün sonra dışarıda dolaşıyor. Aşağı gitsene. Canan Dursun 10 yıl önce bir adamla evlendi. İddiasına göre evliliği boyunca şiddet gördü. Sonunda boşanmaya karar verdi. Ancak iddiasına göre kocası yine peşini bırakmadı. Bir haftalık gelinken beni bıçaklayacaktı. Babası kurtardı. Alkol alıyordu, sürekli vuruyordu. Arıyordu gece yarısı babam, işte kızınızı öldürüyorum, gelin cenazesini alın. İki çocuk annesi kadın boşanmaya karar verdi. Baba evine döndü. İddiaya göre ayrılığı hazmedemeyen öfkeli koca bir plan hazırladı. Karısının yaşadığı baba evinin önüne geldi. Balkona bir merdiven dayadı. Sonra da bir hırsız gibi o merdivenden çıktı. Merdiven dayamış buraya. Dükkan üstü böyle basit gezecek bir şey değil. İddiaya göre öfkeli koca balkon kapısını kesici bir alet yardımıyla kırdı. İçeri girdi. Elinde bir silah ve 3 şarjör vardı. Birden evde çığlık koptu. Baktım annem biriyle boğuşuyor. Bu insan buraya 56 tane mermiyle 3 şarjörle girebiliyorsa bu insan el bombasıyla da girer. Hepinizi öldüreceğim diye tehditler savurdu. Sonra da dediğini yaptı, tetiği çekti. Ancak son anda şans eseri silah tutukluk yaptı. Mikel sıkıyor ama tutukluk yapıyor çok şükür. Geliyor benim burada arabama saldırıyor. Şimdi iki çocuk annesi kadın diken üstünde yaşıyor ve bir an önce boşanmak istiyor. İki çocuğumla sığındım buraya.